Bu toplantı aslında benim için hakikaten daha da ilginç bir yönü var. Geçen seneye göre çok daha fazla katılım var. Fakat biz CLM dünyasıyla ilk defa 2005 yılında tanışmıştık. Grubumuz yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da birçok uluslararası firmaya, özellikle reklam ajanslarına content üretiyordu. Çünkü adam saat bazında değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'dekine göre çok daha fazla katma değere ulaşabiliyorsunuz yurt dışındaki content üretimlerinde. Biz böyle bir strateji çizmiştik kendimize. 2005 yılında ilk defa CLM ile ilgili uygulamaları gördüğümüzde New York'ta bir ajansta çok büyük bir heyecanla ve hevesle ben bunu tablet PC'me yükledim ve Türkiye'ye getirdim. İlaç firmalarında çalışan arkadaşlarımıza gösterdiğimiz zaman onu genelde şu tepkiyle karşılaştım. Bizim daha birçok mümessilimizde normal laptop bile yok. Tablet PC ne alaka demişlerdi. Ama bir taraftan da içindeki animasyonlar, işte doktora verdiği mesajların güzelliği bayağı bir heyecan yaratmıştı bende ve gösterdiğim insanlarda. Ama CLM'i telaffuz ettiğimde hep şununla karşılaştım ben. Evet, bizde zaten CRM var dediler. Hayır, CLM dediğinizde yok hayır, bizde CRM var dediler. CRM kavramı o kadar uzaktı. Bugün yaklaşık 6-7 sene sonra bu konunun bu kadar gündemde olması Türkiye'de hakikaten çok güzel bir gelişme. Şimdi bugün artık hepimiz bu 360 derecelik CLM strateji döngüsünü ezberledik. Son 2-3 yılda planlama, sunmak, analiz etmek ve yönetmek. Peki nedir burada? Önemli olan sizin nerede olduğunuz. Yani şu 4 planlama içinde nerede olduğunuzu şuradaki detaylardan biraz daha net görebilirsiniz. Yani CLM stratejinin geliştirilmesi, proje grubu toplantının yapılması, hedeflerin belirlenmesi, profillerin oluşturulması. Sunumda bir pilot yapılması mutlaka. Bununla ilgili gerçek hayattan da örnekler sizinle paylaşacağım birazdan. Geri bildirimlerin toplanması ve düzenli proje grubu toplantılarının ısrarla devam edilmesi. Hemen bir örnek vereyim. Şu anda yöneticilerin de aramızda olduğu bir firmada. Bundan yaklaşık 4 sene kadar önce CLM ile ilgili bir niyetlenmemiz oldu ve ciddi proje grupları oluşturuldu. Bir bütçe ayrıldı ve proje toplantılarına başladık. O dönem daha iPad'ler piyasaya yeni çıkmıştı. Daha proje grubu toplantılarında hiç hesaba katılmayan bir şey oldu yöneticiler ve bizler tarafından. Mümessiller tablet PC'ye çok ciddi direnç gösterdiler. iPad varken, ki daha kimse iPad kullanmıyordu sahada o zaman, iPad varken biz bunu tabletle kullanmak istemiyoruz dediler. Tabletin ağırlığından şikayet ettiler, tabletin hantallığından şikayet ettiler. Ve proje bir süre sonra hem bu nedenden hem de bütçesel nedenlerden dolayı askıya alındı. 1,5 sene sonra iPad'lerle beraber ilk defa bu projeye sahada başlayan firma oldular. Analiz etmek, raporların analizi, yeni segmentasyon boyutlarının oluşturulması, hedeflerin ölçülmesi ve en sonunda da tool seçimi, içerik yönetimi, marketing ve saha eğitimleri ve iletişim ve değişim yönetiminin planının hazırlanması. Peki nasıl ilerlemeliyiz? Şimdi dijital platformumuzu CLM stratejisiyle beraber geliştirmemiz gerekiyor birinci basamakta. Öncelikle hedef grubum, ürün geçmişinin, ziyaret sayısının, rakiplerin ve pazarlama stratejisinin masaya yatırılması gerekiyor. Sonra ikinci basamakta akıllı algoritmalar uygulamak, statik dinamik tanıtımlara karar vermek, ne kadar animasyon olacak, ne kadar statik olacak ve kaynak dosyaların uyarlanması. Zaten elimizde hali hazırda olan sunumlarda kullandığımız dosyaların ikinci basamakta temel mantıkları kullanarak dijital platforma aktarılması. İşte bundan sonra üçüncü basamak. Bu iki tane hazırlık basamağından geçtikten sonra üçüncü basamak geliyor aylar sonra. Dijital platformun özelleşmesi. İşte artık sahadaki ihtiyaçlara göre özel modüllerin üretilmesi. Anketlerin, özel anketlerin oluşturulması ve gerekli interaktivitelerin sağlanması. Mesela nasıl, neler, neden bahsediyorum? İşte bu iki basamağa doğru bir şekilde ilerledikten sonra yine aynı firmada, biraz önce bahsettiğim firmada dönem çalışma planı diye bir şey oluşturuldu tabletin içinde. Onların zaten pazarlama stratejisinde bu vardı. Yani o dönemde belirli malzemeleri çalışıyorlardı. Ama dijitale aktarılmamıştı. Hem doktor segmentine göre hem de o dönemde o dönemin özelliklerine göre yapılacak sunum her doktora aslında farklıydı. Ama siz bunu reprezent anlatıyorsunuz. Sen şu doktoru şunu anlatacaksın bu dönem, bu doktoru bunu anlatacaksın. Ama sahada bunu trackleyemiyorsunuz. Geliştirilen uygulamayla doktorun ismi seçildiği anda o dönemde o doktora ne anlatılıyorsa sistem o malzemeyi getirip doktora sunmaya başladı. Başka bir müşterimizde onkoloji alanında doktor segmentlerinin cross-check yapılması gerekiyordu.
İşte standart, klasik, konvansiyonel yöntemlerle işte bir Excel üzerinden bu sorular soruluyordu doktora. Ve daha sonra işte çeşitli raporlar oluşturup merkeze gönderilip doktorun A1, X1 segmentinde mi, B2, Y3 segmentinde mi bu olduğu yönünde bilgi alışverişi oldu. Ve takdir edersiniz ki bu konular çok yavaş ilerliyordu. Fakat modülün içine eklediğimiz özel bir segmentasyon modülüyle görüşme sırasında ve görüşme sonrasında son derece hızlı bir şekilde reprezent doktorun segmentini analiz etti. Sadece onun yeni bir segmente geçip geçmediğini raporlamakla kalmadı. Aynı merkezde de mesela hedefler koyulduğunda B1 segmentindeki X doktorunu A1 segmentine çekmesi gerekiyorsa reprezentanın 6 ay sonunda gerekli bütün sunumları yaptığı halde A1 segmentine geçmiyorsa doktor reprezentanın dönülüp nerede hata var? Lütfen bunu bize anlat. Neden hala B1 segmentindeki doktor A1 segmentine geçmedi? Şeklinde sorgulamalar yapıldı. Ve CRM stratejisinin içeriğin yönetimi sürekliliği. Artık 4. basamakta bütün bu rapor verilerine göre içerik değişiminin planının yapılması ve KPI'lere göre bunların takibinin yapılması gibi ilave modüller geliştiriliyor. Geçen sene de mesela şu soru çok dikkatimi çekmişti. Sunumlar sırasında ışıklı broşür mü yapıyoruz? Aslında bütün bu sorular inanın sektörde yani bugüne kadar 25 firmayla çalışırsak hepsinde aynı sorular geliyor. Dijital platformda sunumlarımız hedefe ulaşıyor mu? CLM stratejimizi nasıl yansıtabiliriz? Doğru analizi almamızı sağlıyor mu bu sunumlar? Mümessiller tarafından ne kadar medikal bilgi aktarılıyor? Mevcut tanıtım materyallerimizin ne kadar mümessiller tarafından kullanılıyor? Sağlık uzmanlarına aktarılan medikal bilgi segmentasyon stratejimizle uygun mu? Biraz önce verdiğim örnek. Farklı sağlık uzmanı grupları arasındaki tanıtım sunumlarımız değişiklikleri gösterebiliyor mu? İhtiyacı karşılayabiliyor mu? Vesaire vesaire. İşte bu sorular, bunu zaten daha sonra sunumda alacaksınız. Bu sorular sektörde sorulan ana sorular. Şimdi doktorların segmentasyonundan bahsettik. Doktorları çeşitli segmentlere ayırıyoruz dedik. Biz çalıştığımız sağlık profesyonellerini de 4 segmente ayırıyoruz aslında kendi içimizde. Müşterilerimiz de yani şu anda bulunan buradaki ilaç firması müşterilerini de, temsilcilerini, yöneticilerini de 4 segmente ayırıyoruz. Ön yargılı olanlar, zamanlı uz olanlar, aceleci olanlar ve planlı olanlar. Bu noktada ben Doktor Gözde Hanım'a, bizim projeler direktörümüze sözü vermek istiyorum. Çünkü en çok interaktiviteyi, teması müşterimize kendisi sağlıyor. Bu alandaki bilgilerini, tecrübelerini rica ediyorum. Tamam herhalde. Ön yargılı grubun kafasındaki soru, Türkiye'de bu iş yapılabilir mi sorusu. Bu salonda böyle bir soru sorulduğunu pek düşünmüyorum ama 2007 yılında biz ilk projelerimizden biri olan e-detailing projesini yaptığımızda açıkçası hekimleri bir call center aramasıyla ararken işte e-mail adreslerimizi nereden buldunuz, şu anda bilgisayar kullanımımız bile yok gibi sorularla karşılaşıyorduk. Ama şu anda zaten böyle bir toplantı yapılıyor bile olması bu konuda çok ilerlediğimizi gösteriyor bize. Zamanı az olan bir grup var. Dijital çağın gereklerine uygun strateji geliştirilmeli ama zaman bulamıyorum diyor bu arkadaşlar. Şöyle, etkili mesaj aktarımı için en önemli kısım içerik üretimi. Yani bizim doğru stratejilere ve doğru segmentlere uygun içerikleri mutlaka üretmemiz gerekiyor. Eğer buna zaman ayıramıyorsak mutlaka projenin bir kısmında takılıyoruz ve proje daha sonrasında sekteye uğruyor. Bu yüzden zamanlamaları, içerikleri, segmentasyonları ve CLM stratejisine göre doğru ayarlayacak şekilde planlamamız gerekiyor. Üçüncü gruptan bahsedersek aceleci grup olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekibin kafasındaki soru da hızlı bir giriş yaptık, mesajlarımızı yayınladık, yeterli değil mi şeklinde bir soru oluyor. Burada önemli basamaklardan bir tanesi de proje öncesinde, içerik yönetimi öncesinde KPI'ların belirlenmesi. Herkes aslında aşağı yukarı toplantı esnasında KPI'lerden bahsetti. Evet, ölçemezsek yönetemeyiz. O yüzden mutlaka neyi ölçmek istediğimizi önceden belirlememiz gerekiyor. Mevcut dokümanlar hızlı bir şekilde dijital platforma aktarılabilir fakat KPI'ler belirlenemezse daha sonrasında başarılı mıyız, değil miyiz? Bunu ölçmek mümkün olmuyor. Son grup bizim en sevdiğimiz grup, işte buradaki sunumlarda da anlatılan, bütün basamakları uyan, planlı çalışan ekip.
Çünkü CLM hep başından bahsettiğimiz gibi bir algı değişimi. Sonucu ancak hedefe odaklı geliştirilmiş stratejiyle gidilebilir. Bunun için de bütün basamaklarda doğru zamanı ve ilgiyi toplamak gerekiyor. Şimdi de dijital platform sunumu içeriği planlarken sık yaşanan hatalar ve çözüm önerilerinden bahsedeceğim. Mesela sık gördüğümüz hatalardan bir tanesi basılı sunum kaynaklarının strateji planlamadan CLM platformuna, dijital platforma geçirilmesi. Bu işte biraz önce bahsettiğim zaman azlığından kaynaklanıyor. Biz sadece boyut değiştirmesi yapıyoruz. Yani hangi dijital platformu kullanıyorsak onun boyutlarına işte bizim basılı materyallerimizi uygun hale getiriyoruz. Hiçbir strateji gözetmiyoruz ve doğrudan içerik kullanmaya başlıyoruz. Böyle yapılmaması gerekiyor. Basılı materyallerin bir CLM mantığında düzenlenmesi ve stratejiye formüle edilmesi gerekiyor. Teknolojik gelişmelerin doğru uygulanamaması. Bir örnekle anlatacağım bunu. Akademisyenler örneğin çok fazla animasyonlu slaytlardan hoşlanmıyorlar. Akademisyenler daha çok KOL videoları izlemeyi seviyor. Aile hekimleri de animasyonlardan daha çok hoşlanıyor. Eğer bu stratejiyi bilmezseniz ve uygulamazsanız ne kadar doğru bir bilgi aktarırsanız aktarın hedefe ulaşamamış olursunuz. O yüzden teknolojik gelişmelerin doğru uygulanması çok önemli. Hedef kitle taleplerinin ve ilgi alanlarının göz ardı edilmemesi. Yani segmentasyon modülleri evet olmalı ama bunun dışında sunumun içerisinde interaktiviteler uygulayarak da sunum içerisinde anında hekimin yönelime uygun içerik yönetimi sağlayabilirsiniz. Bu yüzden birkaç basamaklı akıllı algoritmalar oluşturursanız temsilci arkadaşlara ya da işte kullandığınız tool'da da daha alternatifli sunumlar oluşturabilirsiniz. Burada çok önemli bir nokta daha var. Temsilci beceri ve sunum tekniklerinin göz ardı edilmemesi çok önemli. Çünkü bir önceki ya da iki önceki sunumda konuştuğumuz gibi çok fazla yaş grubundan temsilci arkadaşımız var ve bunların teknolojik yeterlilikleri farklı. Eğer eğitim olarak ve işte bilgi olarak bunlara hakim olmazsak onlara hem sunduğumuz tool hem de içerik yeterli olmaz ve bir yerde zorlanıp takılırlar. Hem eğitim olarak hem de onların yeterliliği olarak tamamen konuya hakim olmamız gerekiyor. Son olarak da içerik yönetim sürecinin gelen verilerle desteklenmemesi. Bu yapılan çok sık hatalardan bir tanesi. Şu anda çalıştığımız firmaların çoğu zaten bir şekilde dijital platforma geçiş yapmış durumda ama ellerinde biriken datalar var. İşte bu verilerle destekleyecek anlamlı analiz ve raporlama yapıları oluşturmazsak eğer bu dataların hiçbir anlamı olmuyor. Evet birçok datamız var. Peki bunlarla ne yapacağız sorularıyla karşı karşıya geliyoruz. Bu yüzden de proje öncesinde anlamlı analiz ve raporlama yapıları oluşturmamız gerekiyor. Bu noktada sözü tekrar Bora Bey'e veriyorum. Bir pilot örneği anlatacak bize. Mesela Böhringer'le yaptığımız bir pilot uygulamasından bahsedeceğim. İşte bu ilk iki basamağı iyi planlayarak yapılmış olan bir çalışma oldu bu. Pilot grubu ikiye ayrıldı. Homojen bir şekilde dağıtıldı. Orada reprezan modeli. Yani teknolojiyi çok seven, işte iPad, iPhone vesaire bunları çok iyi kullananlar da vardı her iki grupta. Teknolojiye karşı mesafeli duran gruplar da vardı. Yaklaşık 3 aylık bir pilot yürütüldü ve bu pilotun sonucunda bu bir nöroloji ürünüydü. Matür bir üründü, satüre olmuş bir üründü sektörde. %7 kutu bazında artış, %10 recall rate artışı ve %200 ziyaret süresi artışı tespit ettik. Tabii marketingdeki olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Yani recall rate'in buradaki avantajını ben sormuştum o zaman da nedir bu diye. O dönem bu projenin başındaki arkadaşlar şöyle açıkladılar. İşte 80 kişilik bir reprezent grubunda 8 kişiyi başka gruba kaydırarak 72 kişiyle de aynı performansı alabilmemizi sağlıyor. 8 kişi çarpı işte yıllık maliyeti firmaya göre değişiyor. 150 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor. Bütçeye çarptığınızda sadece recall rate'den yaklaşık 1 trilyon liralık bir geri dönüş kazanabiliyorsunuz. CLM stratejilerini doğru uyguladığınızda. Artı matür bir ürünündeki %50 kutu artışından bahsetmiyorum. O da bunun ikinci bir avantajı. Biz neler yaptık, neler yapıyoruz bugüne kadar? Birçok uluslararası ve yerel firmalarla işte CLM projelerimiz 2008 yılından beri devam ediyor Türkiye'de.
Bunun detaylarını zaten sizlerle de hemen hemen tamamınızda da sık sık görüştüğümüz için zaten sizlere aktarıyoruz. Biz burada nerede hizmet veriyoruz, nerede sizlere yardımcı oluyoruz? Bir kere stratejik danışmanlık. Gerçekten ben sayısını unuttum. Yani ilaç firmalarında toplam kaç tane eğitim toplantısı yaptık, gerek marketingde gerek satış temsilcileriyle. Bu konuda her zaman sizlere yardıma, iletişime hazırız. Bununla ilgili bir beklentimiz de yok. Her zaman artık dostluklar çok sağlam oluştuğu için sektörde her zaman gelip bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışabiliriz. Kreatif içerikler üretiyoruz. Yani CLM stratejileri doğrultusunda kreatif içerikler üretiyoruz. Yaklaşık 10 bin sayfadan fazla bugüne kadar Türkiye ve Avrupa'ya CLM ile ilgili content üretmişiz. Bu toplantı öncesinde Doktor Gözde Hanımlar bir çalışma yaptılar. Bu konuyla ilgili uygulama servisleri. Yani burada CLM'de bunu tabletle sunmak, işte internetten sunmak vesaire değil. Bu CLM bir bütün farklı kanalları doktorun ihtiyacına göre terzi dikim bir şekilde o anda o segmente göre sunabilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili gerekli uygulama servislerini ve bunları takip edecek olan data analitiklerini sağlıyoruz. Ve bununla ilgili bütün software altyapısını buna gururla söylüyorum. Yaklaşık 100 bin satırdan oluşan bir software altyapımız var. Bizim bunların tamamını birbiriyle konuşturan tamamı Türk üretimi, yerli üretim olarak Türkiye'de hem Türkiye hem de global firmalara hizmet veriyoruz. Teşekkür ederiz.